Merhabalar, bugün seçim olsa da bugün Urfa'dayız. Bundan sonra sandık sabahına kadar sık sık sahadan da bildireceğim. Dün İyi Parti lideri Meral Akşener'i Diyarbakır İl Kongresi'nde kürsüde dinledik. Birazdan da Urfa İl Kongresi'nde kürsüde olacak. Önemli mesajlar veriyor Akşener. Dün gazetecilerle bir araya geldi, sorularımızı yanıtladı. Neler söylediğini birazdan anlatacağım ama önce bölgeyi de anlatmak lazım. Bir kere şöyle güzel bir tesadüf oldu diyeyim. Zaten Güneydoğu Anadolu benim seçim bölgem. Seçim bölgesi ne demek? Muhabirler seçime yakın sahaya çıkarlar. Ülkenin farklı şehirlerinde nabız tutarlar. Seçmenle sohbet ederler. Ben de ağırlıklı olarak bütün muhabirlik dönemimde Güneydoğu Anadolu'ya geldim. Seçmenin nabzını burada tuttum. Dün Diyarbakır'la başladık. Diyarbakır'a dair notları birazdan izleyeceksiniz. Neler söyledi Akşener, buna geçmeden önce biraz bölgede beklenti nedir? Bundan da bahsetmek istiyorum. Dün çünkü Diyarbakır'da esnaftan kanaat önderlerine, siyasetçilere kadar herkesle konuştuk. Şimdi hepimizin malumu olan bir gerçek var bu seçimlere dair. Bir kere Kürt seçmenin oyları belirleyici olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda mı bitecek, ikinci tura mı kalacak ve kim kazanacak konusunda belirleyici oylar Kürt seçmenin oyları. Dolayısıyla milletvekilliği dağılımı nasıl olur bölgede diye sorduğumuzda dediler ki, örneğin Diyarbakır özelinde başlayalım, 12 milletvekili çıkarıyor Diyarbakır. Son ana kadar belli olamayacak bir tablo var dediler. Şöyle söylüyorlar, bölge halkı artık o kadar hassas ve beklentisi o kadar yüksek ki bazen bir ifade bile o milletvekili dağılımı konusundaki matematiği, aritmetiği çok değiştirebilir. Peki Akşener dün neler söyledi? Sorularımızı yanıtladı, bir araya geldi gazetecilerle. Herkesin merak ettiği mesele tabii ki 26 Ocak'ta bu defa İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak olan altılı masa toplantısı. Bir kere günün manşeti şu, Akşener dedi ki artık bu toplantıda adaylık meselesi gündeme gelir, konuşulur. Şu an biz bir seçim ittifakı değiliz. Biliyorsunuz o yüzden de altılı masa diyoruz ama günün sonunda ittifaka evrilebilecek bir süreçten bahsediyoruz dedi. Hani bu toplantıda adayın konuşulacağını elbette anlıyoruz, tahmin ediyoruz ama detay vermedi Akşener özellikle. Biliyorsunuz 30'unda da önemli bir lansmanla hükümet modeline dair daha fazla şey duymayı bekliyoruz, planlıyoruz. Kabine modeline dair daha fazla şey öğrenmeyi planlıyoruz. 26'sındaki toplantıda bunun da konuşulacağını söyledi Akşener. Başka neler söyledi? Başbakanlık meselesi, biliyorsunuz 1,5 yıl önce ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, ben başbakanlığa talibim demişti. Bu soru yeniden soruldu. Kendinize dair beklentiniz nedir denildi. O da dedi ki ben gerçekten bu yolun başında bazı endişelere sahiptim. Yani birbirimize düşebileceğimize dair masada. O yüzden de dedim ki ben çekiliyorum, feragat ediyorum ve başbakanlığa talibim. Ama başbakanlığa talibim derken de şunu söylüyorum. Benim partim seçimlerden birinci parti olarak çıkacak. Ben bu durumda başbakanlığa talibim dedi Akşener. Adaylık tartışmasına, isim meselesine girmemeye özen gösterdi ama şunu anlıyoruz ki Şubat ayının başı itibariyle artık altılı masanın adayına dair bir fikrimiz olacak. Henüz ittifak değiliz dedi ama ortak listelere dair çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Bu konuda bir komisyon kurulduğunu biliyoruz. Buna dair de bilgiler paylaştı. Şimdi tabii Diyarbakır son derece kritik bir saha. Biliyorsunuz Meral Akşener genelde ziyaret ettiği şehirlerde esnafı da ziyaret ediyor, sohbet ediyor. Dedi ki Diyarbakır'a özellikle esnafı da ziyaret etmeye ayrıca geleceğim. Ama bu bir il kongresiydi. Yalnızca kürsüde konuştu. Ardından Urfa'ya geçti. Diyarbakır'da dedi ben seçimlerde 8500 oy almışım. Fakat şimdi bugün geldiğimiz noktaya bakıyoruz. 1000 üyesi varmış İyi Parti'nin Diyarbakır'da. Kendiliğinden 13.000 üyeye evrilmiş. Salondaki kalabalık da oraya özellikle getirilmiş bir kalabalık değildi. Kendiliğinden oluşan bir kalabalıktı dedi. Nasıl seslendiği çok konuşuluyor Akşener'in, biliyorsunuz Diyarbakır Kongresi'nde. Ben buraya rıza almaya geldim dedi. Küsler barışır ama kardeşler kucaklaşır. Kucaklaşmaya geldim. Boş sözler söylemeye gelmedim dedi. Bu soruyu da sorduk. Rıza almaya geldim derken neyi kastediyorsunuz dedik. Hukuktan ayrılmamak gerekiyor. Bundan bahsediyorum aslında dedi. Kucaklaşmanın şartları oluştu mu diye bir soru
soruldu. Çünkü buraya kucaklaşmaya geldim demişti Akşener. O da dedi ki tüm siyasi partiler için bir sabit seçmen tarifi yapılmasını doğru bulmuyorum. Meclis başkan vekili olduğu döneme referans verdi ve dedi ki ben mecliste HDP'ye gündem dışı söz veren tek meclis başkan vekiliyim. Diyarbakır'da da bir milletvekili de çıkarabilir konumda İyi Parti. Urfa'da hatta ikiye yakın ortak listeye girilirse de 4 milletvekiline kadar çıkarabiliriz dedi. Bölgede nasıl karşılandı bunu bugün birazdan Urfa Kongresi'nin ardından anlayacağız. Kürsüde verdiği mesajları dinleyeceğiz. Sonra onları yorumlamaya devam edeceğiz. İyi ve cesur lider. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener salonumuza teşrif etmişlerdi. Arz ederim. Bir slogan atılıyor dünden beri, gençler atıyor. Türkiye nasıl bir durumdaysa dik dur eğilme gençlik seninle. Diyarbakır'da da aynı, Urfa'da da aynı. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu salonu şereflendiren başta siz gençler ve hanımlar, kadınlar olmak üzere. Ben teknelerinden 25 yaşını aşmamış teknelerinden yayıla yayıla sosyal medyadan fotoğraf paylaşan şımarık AK Partililerin çocukları. Hani dindar resimdi ya, sonra kendiniz yaşatıyorsunuz be. Biz onu değiştireceğiz. Biz onu değiştireceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla onun için diyorum ki Mayıslar bizimdir. Yaşasın. Yaşasın diye. Kahrolsun istiklal diyorum. Meral Akşener partisinin Urfa İl Kongresi'nde az önce kürsüdeydi. Biz de Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'te hem bugünü hem de dün Diyarbakır Kongresi'ni takip ettik. Meral Akşener'le gazetecilerin de bir sohbeti oldu. Şimdi hepsinin yorumunu alacağız Doğan Şentürk'ten. Doğan abi, iki kongre arasındaki farkı, konuşmalardaki farkı sorarak başlayayım. Nasıl buldun? Diyarbakır'ı biraz daha sinerjik. Diyarbakır, yani bu kongrelerin ben nicelik olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat sinerjik olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. İyi Parti buralarda biliyorsun teşkilat olarak burası Orta Anadolu değil, burası Ege değil. Burası aslında teşkilat olarak en zayıf halka diyebileceğimiz yerler. İşte malum HDP ile İyi Parti arasındaki gerilim var. İşte geçmişten gelen bir takım şeyleri ki bana göre çok haksızlık yapılıyor Meral Hanım'a. Örneğin Meral Hanım'a hitap edilen şeylerde hiçbir zaman Meral Hanım orada görevde değil. Yani kadın akademisyen. Yani ve dün işte söyledi bunu. Bu ithamlardan birini yapan kişi şu an eş başkanı Pervin Buldan meclisten Meral Hanım bir dönemi, yasama dönemini kapattığında sizin gibi adil bir başkan vekili, meclis başkan vekili bulamayız diye kayıtlara geçen, tutanaklara geçen konuşmasının olduğunu söyledi. Yani bu siyasette ben biraz daha vicdanlı davranılması gerektiğini, biraz daha akıllı ve rasyonel davranması gerektiğine inananlardanım. Yani vicdanı her alanda kaybedersek işte memleketin geleceği durum bu. Yargıda kaybetmişiz, her yerde kaybetmişiz, siyasette de kaybetmişiz. Bizim vicdana sarılmaktan başka, ülke olarak başka bir şeyimiz yok. Şimdi gelelim buraya, benim izlenimlerime. Dediğim gibi en zayıf halkalardan birinde sinerji gördüm. Eğer o parti buradan buralara gelmiş ve Diyarbakır'da, Urfa'da milletvekili çıkarabilme potansiyeline kavuşmuşsa bu önemsenecek bir şeydir. Yani bir haberci olarak, bir gazeteci mesafesinde ben bunu böyle değerlendiriyorum. İkincisi, şuna bakmak lazım. Ortak aday çıkarma, ortak liste çıkarma potansiyeli olan yerler var. Mesela ben Diyarbakır'ı da, Urfa'yı da o yerlerden biri olarak gördüm. Malum işte dün Meral Hanım da söyledi. 40 ilde sanırım kendi listelerini çıkaracak Millet İttifakı. 41 ilde de ortak liste. Ama bu ortak listeler hangi illerde çıkarılacak? Bana göre işte örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçsüz olduğu, muhafazakar kesimin ağırlıklı olduğu yerlerden, İYİ Parti üzerinden, işte CHP'nin güçlü olduğu yerlerden, CHP üzerinden veya işte denk olduğu yerlerde de beraber işte Diyarbakır gibi, Urfa gibi yerlerde de birlikte çıkarılacak. Tabii diğer Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi de katarak söylüyorum. Meral Hanım'la konuştuk. Uzun uzun konuştuk. Şimdi, manşeti neydi o? Manşeti konuşma. Şimdi 26'sında her 15 günde bir artık Millet İttifakı toplanıyor. 26'sında İYİ Parti ev sahipliğinde Millet İttifakı toplanacak. Artık buradaki manşet şu.
14 Mayıs seçim tarihi belirlendi. Gayri resmi bir şekilde belirlendi. Henüz resmi değil ama netleşti diyelim. Bu da bir acayip bir durum. Yani hem İlan resmi edildi, değil, edilmedi. Hem resmi değil hem net hem diyoruz. Resmi. Ancak bizim ülkemize özgü bir durum bu. İlan edildi diyelim biz 14 Mayıs ve Cumhurbaşkanı artık tartışmalara bakmadan, hani kendisi demişti ya hukuk mu, guguk mu, guguku kullanarak diyelim ki seçim tarihini ilan etti, kendisi de aday oldu. Ve bunu da artık kabullenmiş görülüyorum yani Millet İttifakı'nda. Her ne kadar Uğur Poyraz Genel Sekreter itiraz edeceklerini söylediler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel itiraz edeceğini de söyledi ama ben sanıyorum ki Millet İttifakı'nda genel eğilim Tayyip Erdoğan'a bir mağduriyet yaratmamak ve bu üzerinden seçim meydanlarında bunu kullanmasına izin vermemek üzere. Gelin işte tamam hesaplaşacaksak hesaplaşalım. Her ne kadar 6 Nisan'dan sonra alınacak seçim kararında yokuz deseler de biraz iş oraya doğru gidiyor. Şimdi artık adayın belirlenmesi gerekiyor. Millet İttifakı'nın bütün seçmen kitlesi bunu bekliyor. Kamuoyu bunu bekliyor. Biz haberciler bunu bekliyoruz. Meral Akşener de dünün manşetini verdi. 26'sında kendi ev sahiplerinde yapılacak Millet İttifakı'nın gündemine Cumhurbaşkanı'nı getiriyoruz. Adayı artık konuşuruz dedi. Konuşuruz dedi. Fakat şimdi 26'sından hemen 4 gün sonra 30 Ocak'ta da yol haritasında açıklamaları gerekiyor. Yani prosedüre göre, prosese göre, yaptıkları şeye, önceden ilan ettikleri takvime göre 30'unda bir lansman yapacaklar ve yol haritası, işte parlamenter sisteme nasıl gidilecek, Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, bu kanun hükmündeki kararnameleri nasıl kullanacak, o süreci nasıl yönetecekler bütünü. Ama işte o prosesin, o metnin altında Cumhurbaşkanı adayının, yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının da imzası gerekiyor. Çünkü onu kabullenmesi gerekiyor. Onunla bir akt yapması gerekiyor. Yani bütün bu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle beraber aynı yöne bakan, aynı gemide olduklarını şey yapan, deklare eden bir manzum. Üzerinde mutabık varmaları ve imza atmaları gerekiyor. Peki şey kim? Cumhurbaşkanı adayı kim? Ben bunu Meral Akşener'e sordum. Sorry. Sen de oradaydın. Dedim ki yani bu 26'sındaki Cumhurbaşkanlığı meselesi gündeme geldiğinde 30'undaki bu manzuma nasıl yansıyacak? Açıkçası o da bir şey söylemedi, renk belli etmedi. Ama ben hani şunu söylüyorum, 26'sında bu konuşulur, 30'unda biz haberciler birazcık bir şeyler biliyor, artık biliyor, ima ediyor, yakalamış oluruz. Çünkü takvim de daralıyor. Yani işte ne kaldı? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs kaldı. Mayıs'ın da tamamı değil. İşte bildiğim kadarıyla takvime göre 6 Mayıs mı 7 Mayıs'tan itibaren siyasi seçim yasakları var. 30'unda da 30 Nisan'da da dış temsilciliklerde oy verme işlemi. Yani takvim çok şey. Şimdi dolayısıyla bu yansıyacaktır. Off the record bir takım şeyler konuştuk. Meral Hanım'ın hala bu Saraçhane meselesinden kalan bir takım kırgınlıkları olduğunu görüyoruz. Kendisini özellikle haksız yüklenmeler olduğunu görüyoruz. Mesela Meral Akşener Kürtlerden oy alamaz şeyinin kasıl çıkarıldığını, bunu sadece HDP çevrelerinden değil başka yerlerden de buna benzer şeylerin yapıldığı inancında olduğunu ben gördüm. Kesin bir şey söylemedi ama ben izlenim olarak bunu aldım. Fakat zaten hani bunu söylemeye gerek yok. Eğer Diyarbakır'da, Urfa'da çok sinerji görüyorsak, hani bu zaten bunu iddia eden insanlar da gelip buraya bakması lazım. Yani Urfa'dan, Diyarbakır'dan İYİ Parti milletvekili çıkarabilme şeyine kavuşmuş. Gücüne kavuşmuş. Dolayısıyla muktedirliğine kavuşmuş. Bunu da böyle bakmak lazım. Tabii önümüzdeki bu 26'sı ve 30'u çok önemli. Bunları iyi takip etmek lazım. Bir de altılı masa meselesi var. Şimdi altılı masa meselesinde de Ali Babacan çıktı bir şeyler söyledi. Biliyorsunuz ben de aday olabilirim dedi. İyi yönetirim evet, dedi. Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir televizyon programında soru soruldu. İşte Cumhurbaşkanı sizi dinlemezse ne oldu? Kriz çıkar dedi anlamsız bir şekilde. Böyle hepimiz eşit yöneteceğiz dedi. Evet, kriz kelimesini kullanarak böyle bir Millet İttifakı'na güvenen, destekleyen kitleye antipatik bir mesaj verdi. Bundan anladığım kadarıyla sadece İYİ Parti kanadı değil, Cumhuriyet Halk Partisi kanadı rahatsız ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun son söylemleri eskiden hep altılı masa, altılı masa, altılı masa derdi. Kemal Kılıçdaroğlu son bir haftadır, belki de 10 gündür Millet İttifakı demeye başladı. Yani bunu buradan birazcık böyle o şifreleri çözebiliyoruz. Bugün o kürsüde de duyduk. Evet, şimdi değil mi? Bugün o kürsüde de duyduk. Yani kazanacak olan 13. Cumhurbaşkanı evet. Millet İttifakı'nın adayıdır. Duyduk. Duyduk ama Meral Hanım zaten hep söylüyor. Kemal Bey biraz daha altılı masa vurgusu yapıyordu. Altılı masayı Millet İttifakı'na dönüştürdü. Evet.
buradan da onu görüyoruz. Yani bu atmosferde, bu rahatsızlıklarla veya işte bu psikolojiyle bir 26 Ocak yaşayacağız. 26 Ocak'ta o masada ne olacak? Asgari müştereklerin daha ötesinde birleşmeleri gerektiğini hepimiz biliyoruz. Artık asgari müşterekler ne seçmeni tatmin ediyor, ne biz habercileri tatmin ediyor. Hatta dün bayağı kendisini zorladık bir şeyler alabilmek. Cumhurbaşkanlığı meselesi. Hatta kendisi ben başbakan olacağım demişti. Cumhurbaşkanlığına tekrar evrilebilir misiniz diye çok almaya çalıştık ama o konuda kararlı olduğunu da gördük. Bilmiyoruz tabii. 24 saat siyasette rahmetli Demirel'in dediği gibi çok uzun bir zamandır. Bunu hep beraber deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Türk siyasi hayatının bize öğrettiği pratikler çerçevesinde şunu söyleyebilirim. Yani Millet İttifakı çok avantajlı giriyor. Yeter ki bu avantajını dezavantajı çevirecek bir takım yanlış hamleler, hatalar yapmasın. Biz hani gazeteci olarak yıllardır meydanlarda pek çok partiyi izledim ben. Sen de artık izliyorsun bunu muhabir olarak. Dolayısıyla bütün bunları görüyoruz ki Millet İttifakı deneyimli bir şekilde gidiyor. Bir manşet daha verilecek olursa bu manşetlerden biri de sorduk. Cumhurbaşkanı yardımcısı tek olacak gibi bir şey demişti. Hayır öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı tek olacak diye bir şey yok. Onu da altını çizeyim söyledi Meral Akşener. Görüyoruz ki yani tek cumhurbaşkanlığı falan olayında Meral Akşener en azından İYİ Parti kanadı pek de hemfikir değil. Pek çok da olabilir diye düşünüyoruz. Bir şey de şunu söyleyeyim. Bu iki kongrede gördüğüm manşetlerden bir tanesi de yeter söz milletindir sözünü, cümlesini, mottosunu Cumhurbaşkanı'nın elinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çekti ve aldı. Hayır kardeşim yeter artık söz milletindir, sana ait olmaz. Sen zaten 20 yıldır iktidardasın. Millet karar verecek tabii. Yeter milletindir. Zaten millet sana bu yetkiyi vermiş. Ne bekliyorsun yani millet yeter söz. Sanki millet de söz değil miydi de. 20 yıldır seni getirmiş işte oturmuşsun. Peki millet sana alıyor. Ekonomi şöyle. Dışarıya bakıyorsun. Dış politika böyle. İşte az önce salonda gördük. SMA hastası. Bir bebeğin babası kan alıyor. Evime giremiyorum. Her gün ölüyorum diyor. 2,5 milyon dolar tedavi masrafı var. Ben bunu göremiyorum diyor. Sen oradan yeter söz milletindir diyorsun. Bu büyük bir çelişki. Kendisiyle çelişkisi. Artı 1950 14 Mayıs'ında yeter söz milletindir diyen Demokrat Parti iktidar partisi değildi. Muhalefet partisiydi. Muhalefet kazandı. Yani iktidar kazanmadı ki. 14 Mayıs 1950 Türkiye'de demokrasiyi geçiren ve tek parti iktidarından muhalefetin kazandığı bir tarihtir. Baktığınızda yani burada da Meral Akşener'in vurgulamak istediği yine muhalefet kazanacak demek istiyor. Yani benim anladığım bu. Şimdilik benim izlenimlerim bu. Doğan Şen'cim çok çok teşekkür ederiz. Hoş gelmişsiniz. Merhabalar. Bugün seçim olsa da bugün Diyarbakır'dayız. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin önündeyim. İYİ Parti'nin ikinci olağan tüm kongresi gerçekleşti. Az önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüdeydi. Önemli mesajları vardı. Bir kere dedi ki bu parti yani İYİ Parti'yi bu ülkenin has evlatları olan Türkler kurdu, Türkler kurdu, Zazalar kurdu. Ülkeyi büyük bir bayram sofrasında buluşturmayı hayal ediyorum dedi. Nevruz'la ilgili önemli mesajları vardı. Artık bu ülkede Kürt, Türk yok, Sünni, Alevi yok, AK Partililer ve ötekiler var dedi. Nasıl bir atmosferdi derseniz büyük bir kalabalık vardı. Bu kalabalığın büyük kısmını da çocuklar ve kadınlar oluşturuyor dedi. Şu anda da Kürt'ün arkasında Akşener'in salondan ayrıldığını görüyoruz. Lütfen buyurun. Beceremiyorum o işleri. Çok teşekkür ederim. Sivas'ta hayat yapan öğrencim var. Hamza Sayınoğlu'nun imkanıyla okuyan öğrencim var. Seninle gurur duyuyorum.
bu acımasız, vesayetçi, zorba zihniyeti biz kadınlar değiştireceğiz. Allah senden razı olsun kardeşim. Diğer yandaysa... Az önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüdeydi. Sıcağı sıcağına yaptığı konuşmayı Deniz Zeyrek'le yorumlayacağız. Deniz, nasıl buldun? Bol bol not aldın. Evet. Hangi kısımları not aldın? Ya daha çok Kürt meselesiyle ilgili bölümleri not aldım. Kucaklaşmaya geldik dedi. Rıza almaya geldik dedi. Evet. Dicle'de bir damla su olmaya geldik dedi. Esel bahçesindeki günleri günler için güneş olmaya geldim dedi. Aynı zamanda bu partiyi, İYİ Parti'yi de bu ülkenin has evlatları Kürtler, Türkler, Zazalar buldu dedi. Evet, Türk, Türk yok, Alevi, Sünni yok, AKP'liler var ve Kürtler var dedi. Acı da sunumda eşitlendik dedi. Bayram sofrasını anlattı. Çeksek çekelim. İnsanların bir arada oturduğu, o sofrayı çaldılar dedi, o sofrayı yeniden kurmaya söz verdi. Nevruzumuzu çaldılar dedi. En önemli cümlesi de bence gelin bu demiri geri getirmedi. Bunun çekicini zalimde alalım. 21 Mart'ta yaklaşıyor, biliyorsunuz hava destanında. Demirci kava, demir gibi aslında. Çok böyle derin mesajları olan ve kütlere salonun atmosferini nasıl buldun? Diyarbakır'ı nasıl buldun? Bence gayet başarılı. Yani belli ki burada artık HDP seçmenin dışındaki Türk seçmen kendine bir adres alıyor ve İYİ Parti gibi partilerde kendilerine yer bulmaya başlamışlar.